Ankara ile Moskova karşılıklı ilişkilerini yükseltiyor, Washington ve Londra gelişen ilişkileri kırmak için devreye giriyor. Koalisyonun da özellikle ABD'nin de Türkiye'den gelen eleştirilerin yanında Türk-Rus ilişkilerinin operasyonel seviyede ilerlediğini görmesi üzerine bunu bozmak ve Türkiye'yi kendi ittifak içinde tutmak üzere devreye girdiğini görüyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'na bugüne kadar tepki gösteren ve IŞİD'e karşı mücadelede hiç destek vermeyen Amerika ve İngiltere Elbaba operasyon yaptığını duyurdu. Buradan verilen mesaj aslında ABD Türkiye'ye işte biz senin yanındayız, aynı ittifaktayız, Rusya ile işbirliği yapmana gerek yok. Güvenlik analisti Cahit Arman Dilek, Amerika'nın sözde hava desteğinin Türkiye'ye verdiği mesajları sıraladı. Madem ortak bir hedefe doğru, ortak düşmanla mücadele ediyoruz, bu kapsamda senin de Elbap'tan sonra Membiç'e yönelmene gerek yok mesajını verdiğini görmemiz lazım. Dilek, Amerika'nın bu hamlesinin 23 Ocak'ta Suriye'nin geleceğinin konuşulacağı Astana zirvesiyle de ilgili olduğunu vurguladı. Onun yanında tabii 23 Ocak'ta başlaması öngörülen Astana sürecinde Rusya, Türkiye, İran üçlüsüne verilen bir mesaj da var. Yani Suriye'de Batı İttifakı da var, ABD de var. Dolayısıyla biz de buradayız. Eğer Suriye ilişkili bir süreç başlatıyorsanız bizim de orada olmamız lazım. Dileğe göre Türkiye toptancı yaklaşımdan uzak dengeli bir politika tercih etmeli. Amerika ve İngiltere geçen gün Elbaba hava operasyonları yaptığını duyurmuş, operasyonun hedefe yönelik olmadığı ortaya çıkmıştı.